Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden 27 Eylül 2020 Pazar. Mersin'de hava bulutlu arkadaşlar. Ancak Mersin'de hava bulutlu olmasına rağmen yağmur, yağış beklenmiyor arkadaşlar. Cuma günü Mersin'de yağmur bekleniyordu ama yüksek kesimlere yağdı. Sahil kesimine yağmadı. Bizim buraya da yağmadı, o yüzden ona çok üzüldüm. İnşallah Mersin'de Perşembe günü de yağmur bekleniliyor. İnşallah o gün yağar. Allah bilir. Arkadaşlar, isterseniz hava durumuna geçelim artık. Hava sıcaklıkları arkadaşlar yeni haftayla birlikte yurdumuzun büyük bir kısmında ısınacak arkadaşlar. Birçok yerde 30 derece bir üstüne çıkacak. Özellikle pazartesi günü. Pazartesi günü örneğin İstanbul 30-32 derecelerde, Ankara'da aynı şekilde 30-32-33 dereceler, İzmir 30-33 derecelere kadar çıkacak arkadaşlar. Doğu Akdeniz'de salı günü yer yer 40 dereceler bekleniliyor ki bu sıcak hava dalgası sadece bir gün etkisini gösterebilecek arkadaşlar. Salı gününden itibaren, batı kesimlerimizden itibaren yağışlı hava dalgası gelecek arkadaşlar. Yağışlı hava dalgası ile birlikte hava sıcaklıklarımız biraz düşecek. Birçok yerde 6 ila 8 derecelik bir düşüş bekleniliyor arkadaşlar. Özellikle gece sıcaklıkları bayağı düşecek bu yağışlı dalgayla arkadaşlar. Salı gününden itibaren batı kesimlerimizden başlayarak sıcaklıkların düşmesi bekleniliyor arkadaşlar. Ancak salı günü Marmara'da, Batı Karadeniz'de, Ege'de falan düşecek arkadaşlar. Ancak İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz, daha doğrusu neredeyse Akdeniz'in geneli, güney kesimlerde sıcaklıklar artmaya devam edecek. Bu yüzden zaten Doğu Akdeniz'de yer yer 40 dereceler gözükecek dedim. Adana'da, Hatay'da, Mersin'de, Maraş'ta, Antep'te, Osmaniye'de arkadaşlar. Onun dışında yağışlar arkadaşlar bu hafta boyunca Güneydoğu Anadolu hariç tüm bölgelerimizi etkilemesi bekleniliyor arkadaşlar. Yağışların ancak şu şekilde, örneğin pazartesi günü Marmara'yı etkilediyse salı günü İç Anadolu'yu, çarşamba Doğu Anadolu, perşembe Ege Akdeniz, cuma Karadeniz, yani gün gün bölgeler değişecek arkadaşlar, yağışların olduğu bölgeler. Şu anki tahminlere göre salı ve çarşamba günü Marmara'da yağış bekleniliyor örneğin. Perşembe günü Marmara'da yağış beklenmiyor ama Doğu Akdeniz'de yağış bekleniliyor. Doğu Karadeniz'de, Karadeniz'de bekleniliyor daha doğrusu arkadaşlar perşembe günü. Yani gün gün değişecek arkadaşlar yağışların durumu. Ancak bu hafta genelinde maalesef Güneydoğu Anadolu'da yağış gözükmüyor ama belki bir sürpriz olur, yağış olur, Allah bilir arkadaşlar. Bu gelecek sistemle birlikte arkadaşlar özellikle gece sıcaklıkları üşütecek değerlere düşecek. Birçok yerde gece sıcaklıkları 15 derecenin altına gerileyecek. Yani sonbahar başlamış gibi hissedeceğiz arkadaşlar. Ki zaten başladı da arkadaşlar 23 Eylül'den itibaren. Ancak arkadaşlar Ekim'le birlikte maalesef sıcaklıklar yeniden yükselecek. Birçok yerde yine 25-30 derecelere kadar çıkacak birçok yerde. Ki zaten bu gelecek sistemle birlikte birçok yer 25 derecenin altını bile göremeyecek. Kuzey kesimler hariç arkadaşlar. Güney kesimlerde 30 derecenin altını görecek şehir yok örneğin. Hani vardır da, nasıl desem, kırsal yerlerde, şehir merkezinde yoktur.
Şu anda gözükmüyor yani arkadaşlar. Ancak 10 Ekim'den itibaren tam anlamıyla sonbahar başladı dememiz bekleniliyor arkadaşlar. Şu anda tahminler o yönde. Yani 10 Ekim'den itibaren yağışlı ve serin havaların artık yurdumuza gelmesi bekleniliyor. En geç 15 Ekim'den itibaren arkadaşlar. İnşallah da gelir çünkü bayağı bir kuraklık oldu. İnşallah güzel yağışlar alırız arkadaşlar. Birçok şehirde bu yıl çok fazla kuraklık oldu. Akdeniz'i söylemiyorum. Akdeniz zaten her yıl böyle. Güneydoğu Anadolu böyle. Ege böyle de. Karadeniz, Doğu Karadeniz hariç tabii. Batı Karadeniz'de, Marmara'da özellikle. Bu bölgelerde arkadaşlar çok kuraklık oldu bu yıl. Hani ekstrem bir kuraklık oldu. İnşallah tüm bölgelerimize yağışlar bir an önce gelir arkadaşlar. Bugün diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip abone olur musunuz? Görüşürüz. Bay bay.